Merhaba sevgili dostlarım, kanalıma hoş geldiniz. Ben Aysu. Bugün Prag'da ilk kez okula gidiyorum. İlk okul günüm ve bunu vloglamak istedim. Aslında derse gitmiyorum. Oryantasyon günleri başladı ama bu demek oluyor ki okula gidiyorum. Hukuk fakültesine gideceğim. Orada bugün oryantasyon var. Oryantasyondan sonra aslında Isaac kartımı, telefon kartı almak istiyordum. Ama bize bir liste yollamışlar. Daha önce yolladığımız bir forma göre bize bir saat aralığı vermişler ve gün vermişler. Benim yarın gitmem gerekiyor o yüzden Isaac kart almaya. Bugün de gidemeyeceğim. Ama okuldan çıktıktan sonra biraz dolanıp yurda öyle dönerim diye düşünüyorum. Hemen dönmem, belki orada birileriyle tanışırım. Bilmiyorum. Ama Isaac kartı yarına kaldı. Yani belki yarın da tekrar onları vloglarız. Ama bugün ilkokul günümdü ve bunu vloglamak istedim. Hazırlandım. Bir adet kazak, bir adet bol paçalı pantolon diyebileceğimiz bir tight gibi bir şey. Bir adet trenç kotumuz var. Bir de şuradaki kanken çantayı alacağım. Aslında şu an check-in yapmam gerekiyor benim. Sabah gel demişlerdi ama gitmekten vazgeçtim. Çünkü dün grupta konuştular. İşte oryantasyona yetişelim. Öğleden sonra da hani ofis açık, o zaman gitsek de olur dediler. Benim de zaten Isaac kart işim yalan olduğu için bugünlük. Belki onu öğleden sonra yaparım diye düşündüğüm için gitmeyeceğim şimdi. Bir de bugün hava yağmurlu. Şemsiye taşımak istemiyorum. O yüzden bunu taksam nasıl olur? Nerede bunun şeyleri, çizgileri? Güzel oldu. Kulaklık, çanta. Çantamı biraz kısaldım. Bu çanta küçük görünüyor ama bayağı bir eşya alıyor. O zaman herkes hazırsa ilkokul günümüze gidiyorum. Size kombinimi aynadan da göstereyim mi? Hadi gelin gidelim. Hep birlikte sizi okula götürüyorum. Evet, outfitimiz böyle arkadaşlar. Bugün bu kazağı giydim, bu pantolonu giydim. Bugün botlarımı giydim ilk defa. Çünkü hava yağmurluydu ve spor ayakkabılarım bu havada giyilecek gibi değil. Alırsanız gidebiliriz. Haydi bakalım. Şu an arkamda Charles Bridge var, karşımda Prag Kalesi var ve kendimi çok huzurlu hissettiğim bir gündeyim. İlk önce işte sabah kalktım, geldim, toplantıya girdim. Bir kere ara verildi. Az önce de toplantı bitti, saat 12.30 gibi bitti. Kameramın etrafında arı dolanıyor, biraz tırsım o yüzden. Neyse, kameram da pis galiba biraz. Sinsem mi ki? Sonra toplantı bittikten sonra yürüyerek direkt nehir kenarındaydım. Zaten oraları gördünüz, buraya geldim. Şimdi Charles Köprüsü'nün bir ucundan diğer ucuna bir tık, yani bir kereliğine de olsa yürüyeceğim. Sonra geri döneceğim. Başka da bir yere uğramadan herhalde bugün direkt yurda giderim. Çünkü bugün Isaac kartımı alamıyorum, telefonumu alamıyorum. Isaac kartım olmadığı için travel pass da alamıyorum. Yani dışarıda yapacağım hiçbir iş yok. O yüzden direkt büyük ihtimalle gideceğim gibi görünüyor. Sadece dediğim gibi burada karnımı doyuracağım ve yoğurt yemek istiyorum. Böyle burayı bu şekilde çekip konuşmak istedim çünkü bence çok tatlı oldu. Size saati de söyleyeyim, saat şu anda 12.50. Gözlüğüm de gözümde olmaması rağmen bu kadar güzel gördüğüme göre gerçekten güzel bir yerdeyim şu an. Öyle. İzlemeye devam edin, ben çok heyecanlıyım. Bu ilk birkaç gün ve ilk 1-2 video böyle şeye gelebilir, acemiliğime denk gelebilir, alışma sürecindeyim. Ve heyecanlıyım, yani sürekli olarak heyecanlıyım. Bitmeyen bir heyecan sürecim var. O yüzden ne dediğimi bazen çok bilmiyorum ama ne yapıyorsam gösterip anlatmaya çalışıyorum. Umarım güzel bir video olacak. Güzel videolar olacak hepsi. O yüzden kanalıma abone olursanız sevinirim.
Artık gidebilir miyiz? Hem karnım acıktı hem de merak etmeye başladım. Let's go. Çünkü bilmiyorum yani, ben de gördüğünüz üzere ilk defa geldim az önce. Bir de köprünün üzerine hem işte müzisyenler oluyor, hem böyle portre çizenler oluyor. Çok kalabalık ve bu bence sakin halde. Ben daha kalabalık olduğuna dair videolar vesaire görmüştüm. Şimdilik böyle ufak bir gezinti olarak görüyorum bunu. Daha sonra ben size buraları gezdireceğim yeniden. I got one of the local that was coming at the hall, but ask for anything more. Gidiyor galiba. Türkçe konuşan bir sürü insan var ön tarafında. Hatta dedim ben bunları takip edeyim, dinlerim. Sonra da etmedim. Yoğurdu da yemedim bu arada. Çünkü köprü çevresi çok kalabalık, oturacak hiçbir yer yok. O zaman yürümeye karar verdim ve işte dediğim gibi müstakil yürüyorum, orada bir yerde oturabilirim. Ondan sonra yola devam ederim diye düşündüm. Böyle sokaklardan yürüyoruz. Şu anda 730 metre, 9 dakika diyor Müstek metrosuna. İnternetim yok ama Maps'in diye bir uygulama var. Maps'in internet olması da çok şükür ki gösteriyor. Maps'inden bakarak gidiyorum. One eternity later. Dostlarım, yurttan selam. Odak'ta mıyız? Odak'tayız. Ben geleli çok uzun zaman oldu. Yani ben 2:20 geçe falan yurda gelmiştim. Saat 8'e 10 var. Geldim. Gelir gelmez check-in işlemi yapmam gerekiyordu. Saat 3'ten önce. O yüzden hemen üstümü değiştirip aşağıya indim. Check-in'imi yaptım. İşte kartımı aldım. Sonra yukarı çıktım. Annemlerle işte sabahtan beri hiç iletişim kuramamıştım. Annemlerle konuştum. Sonra böyle uzanıyordum yani. Uyumak gibi bir planım yoktu. Sonra baktım üşüyorum da ben. Yattım dedim biraz dinlenirim. İyi gelir. Uyudum. Ve rüya görerek uyandım. İrem'in geldiğini gördüm rüyamda. Ve saate bir baktım, uçağa inmiş. İrem'le konuştum. İrem şu an yolda geliyor. Yani artık yalnız değilim. Bu geceden itibaren yalnız uyumayacağım. Bugün çok iyi hissettim kendimi. Yani bulunduğum ortam, etrafımdaki insanlar, sonrasında işte gezdiğim yerler, gördüğüm. O mesela müzik yapan yaşlı amcalar bile çok hoşuma gitti. Çok tatlılardı. O yüzden böyle bugün modum çok yerindeydi. Yani sadece sonradan karnım ağrıyınca uyumuşum. Hepsi bu. Öyle ben şimdi bugün hoca mail atmış. Bugünkü toplantının PDF'ini. Ona bir tık bakayım istedim. Bir yandan da mailleri kontrol ettim. Gerekli notlarımı aldım. Aa dur, size şeyi göstereyim. Bugün bize verdikleri çantayı ve içinden çıkanları göstereyim. Bu bizim çantamız. Böyle. Çok güzel ve büyük ve kaliteli yani. Çok hoşuma gitti. Süper. Tahmin ediyordum vereceklerini zaten. Süper oldu. Sonra bir tane defter var böyle. Şurada stickerlar var, kalemi var. Burada da defteri var. Bayağı da güzel ve açılıyor böyle tam. En sevdiğim özelliği tam açılıyor olması. Bir tane şöyle bir üzerinde işte okulun şeyi yazıyor. Bu mavi bir keçeli kalem. Bir tane de şöyle kocaman, yani açıldığında gerçekten kocaman olan bir harita var. Bunu açacağım. Arkası harita genel olarak. Yanlarında yine bilgiler var. Şöyle. Ön tarafı daha böyle şey. Minik bir harita ve burada
bazı yol göstericiler var. Şimdilik durumlar bu. Görüşürüz.